Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı'nın 233, 234, 235, 236, 237, 238 ve 239. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 233'ten başlayalım. Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisinde kavramlar gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerine çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz. Bir dönemlik sonra durdurup bulmaca şekildeki gibi e, doldurabilirsiniz. Şifremiz ise eşitlik. Sayfa 234. Aşağıdaki soruları karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız. 1 bir, Birin cevabı demokrasi, ikinin cevabı siyasi parti, üçün cevabı medya, dördün cevabı cumhuriyet, beşin cevabı oy kullanmak, altının cevabı Ömer Halis Demir, yedinin cevabı çoğulculuk. Sayfa 235. 1'in cevabı 3. çıkışa ulaşır. 2'nin cevabı 1, 3, 5 ve 6. 3'ün cevabı 2, 4 ve 7. 2. Oligarşi yönetim biçiminde halkın yönetimde söz hakkı yoktur. 4. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, sağlıklı ve 20 yaşına giren her erkek askerlik görevini yerine getirmekle yükümlüdür. 7. Monarşi yönetim biçiminde yöneticiler halka karşı sorumlu değildir. Bu şekilde gidiyor doğru yanlış ve doğru diye. Sayfa 236'da doğru yanlış kısmı var. 1 yanlış, 2 3 4 ve 5 doğru, 6 yanlış, 7 doğru, 8 yanlış. Cde aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları kutucuklarda verilen ifadelere uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz. 1 hukuk, 2 kuvvetler birliği, 3 kamuoyu, 4 seçim, 5 yaşama 6 ayrımcılık 7 özgür 8 pozitif ayrımcılık. Sayfa 237. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız. 1 padişah 2 monarşi 3 cumhuriyet 4 teokrasi 5 oligarşi 6 aristokratlar. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanma yetkilerinin anayasamıza göre hangi kişiye ve kuruma verildiğini yazınız. Bunların kendine has yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu belirleyiniz. Yasama TBMM kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak. Yürütme Cumhurbaşkanı kanuna göre devleti yürütmek. Yargı bağımsız mahkemeler kanunlara aykırı davranışları yargılamak. Sayfa 238. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireylerin yönetimin karar alma sürecine nasıl etki edebileceğini aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız. Siyasi partiler, siyasi partiler hükümeti yaptıkları konusunda eleştirip doğru yolu gösterme konusunda ön ayak olurlar. Sivil toplum kuruluşları. Bir topluluğun önemli istek ya da dileklerini hükümete bildirerek bu konuda çalışmalar yapar. Medya. Hükümetin yaptığı her doğru ve yanlış hareketleri tarafsız şekilde yansıtarak caydırıcı bir etken olur. Bu sayede hükümetin hata yapmasını en aza indirir. Bireyler kamuoyu. Doğrudan hükümeti seçtiği için kendi isteklerinin hükümete yaptırılmasını ister. Aksi bir sonraki seçimde hükümeti desteklemeyeceklerdir. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Bursa 2. Adana 3. Ceyhan 4. Adana Sayfa 238 5 Denizli 6 Bursa 7 Bursa 8 Denizli. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız. Birin cevabı Milli Egemenlik başka bir devletin imaj altına girmeme, kendi özgür düşüncesini dile getirip kendi kendini yönetir. İkinin cevabı Yasama TBMM tarafından kanunlar çıkarılır, Cumhurbaşkanı bu kanunlara göre devleti yürütür, kanunlara uymayan kişilerde bağımsız mahkemelerce yargılanır. Üçün cevabı, hükümet halkın beğenmediği bir karar almaya çalışırsa halk buna tepkisini gösterecek ve desteğini geri çekecektir. Bu nedenle hükümet halkın isteklerini gözetip buna göre karar alabilir. Dördün cevabı, halkın seçtiği meclis üyelerini Cumhurbaşkanı'nı zorla ortadan kaldırıp hiç kimsenin seçmediği silah soruyla getirilen bir yöneticinin başa geçirilmeye çalışması demokrasiyle zıt düşmektedir. Beşin cevabı, Oy kullanmak, vergi vermek, ortak mirasa sahip çıkmak, milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembollerini koruyup saygı göstermek. Altının cevabı, eski Türk toplumlarında kadınlara değer verilirdi. Hem diplomatik açıdan hem de aile açısından söz hakkı verilirdi. Bu sayede düşüncelerini dile getirir ve çözüm yolu üretebilirdi. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.